İsmim Zeynep Ekünlü, sanatçı ve akademisyenim. Genelde video çalışmaları yapıyorum. Bu filmde de biraz kurgu tecrübesi ve buluntu film tecrübesi üzerinden kurguya destek vermeye çalıştım. Aslında film Emek Bizim İstanbul Bizim inisiyatifinin ortak çalışması ve ortak kurgusu. Fikri 2013 yılında oluşmaya başladı. Biraz emeği yıkımına doğru giden süreçte elimizde kalanları nasıl bir araya getiririz düşünceleri sonucunda oluştu. Ancak yöntem konusu çok hızlı çözebildiğimiz bir konu olmadı. Aralık 2013 yılında bir açık çağrı yaparak herkese bizim kullanımımızı açabilecekleri, herkesin kullanımını açabilecekleri görüntüler, sesler, kayıtlar, fotoğraflar varsa paylaşmalarını istedik. İlk aşamada bu görüntüler bir araya getirildi. Bir envanter çalışması yapıldı. Ancak daha sonra 2014 itibariyle biliyorsunuz Türkiye'nin gündemi çok şiddetlendi ve aciliyetler çok değişmeye başladı ve film bir süre rafa kalktı. Ama biz bu arada elden ele dolaştırarak görüntüleri izlemeye devam ettik, fikirler üretmeye devam ettik. Son olarak Grand Pera'nın açılışının yaklaşmasıyla birlikte hadi hızlanalım ve bu filmi bitirerek bir boykot vurgusunu yeniden yapalım dedik. Bu süreçte de yani kolektif çalışma nasıl oluyor diye soruyor herkes. Kurguyu yapan aktif olarak bir iki kişi olsa da sürekli mail grubuna, çalışma grubuna, belgeselin çalışma grubuna gönderip feedback alıyorduk. Ve onlara bakarak filmi yeniden ve yeniden kurguluyorduk. Arada eksik olan görüntüleri insanları arayarak bulmaya çalışıyorduk zaman çizelgesinde eylemleri. Sonuçta da en son en geniş görüntü vermiş olan herkese açık bir gruba yazarak bir 20-25 kişi birlikte izledik ve artık oradan gelen son şeylerle birlikte, feedbacklerle birlikte filmi tamamladık. Yeni film fonu da post prodüksiyon desteği verdi. Biraz seslerini, görüntülerini toparlamamız için Atlas Prodüksiyon Şirketi yardımcı oldu. Yani Emek Sineması bir yandan da yaratıcı pek çok insanın da katıldığı, sinema sektöründen çok fazla insanın destek verdiği bir süreçti. Dolayısıyla örneğin ben hiç aktif olarak kayıt almamış olmama rağmen konuştuğumuz zaman muhtemelen çok fazla görüntüsünün çıkacağını tahmin ettik. Ve tam da işte eylemcinin, eylemleri belirleyen insanların aynı zamanda çekim yapan insanlar olması fikrinden yola çıkarak sıfırdan böyle konuşan kafaların olduğu, uzmanların fikir belirttiği bir belgesel yapmak yerine o an sokakta ne çekildiyse, eylemlerde kimin gözü neye baktıysa bunları kurgulamayı tercih ettik. Bu yüzden de ismi Özgürleşen Seyirci. Hem Emek Sineması'nın seyircisi sokağa çıkıp o eylemleri var etti, hem de var ettiği eylemlerden böyle bir film çıkarabilecek malzemeyi bizim için biriktirmiş oldu. Türkiye'de bir adet olarak yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen mühürler kırılıyor, inşaatlar devam ediyor ve ondan sonra bir oldu bittiye getirilerek tamam artık zaten ortadan kayboldu, siz de buyurun kullanın deniliyor. Bence bunu yapmamak, bundan sonra böyle emirbakilerin yapılmaması, böyle oldu bittiye getirilmemesi için çok önemli. O yüzden de bireylerin boykotunun önemli olduğu kadar kültür sanat kurumlarının boykotunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Orayı festival için kullanılmaması, gösterimler için kullanılmaması uzun vadede bize pazarlamaya çalıştıkları bu çakma emeği reddetmek, bundan sonraki kent suçlarında da bu kadar cüretkar davranamamalarına sebep olacaktır diye düşünüyoruz. Şu anda açıktan açıklayan benim bildiğim yok Siyah Tarih ama bizim çağrımız devam ediyor ve şu anda hani ciddi olarak kimse de kullanmadı tekil gösteriler dışında. Ama tabii her an her şey olabilir. O yüzden de bu açılış tarihine filmi yetiştirerek bir şekilde çağrımızı tekrar etmek istedik.